Rize ve ülke siyaseti açısından değerli bir devlet adamı, şehrimize önemli eserler kazandıran merhum belediye başkanlarımızdan Ekrem Orhon'un ölümünün 37. yıl dönümüyle ebediyete intikal eden diğer belediye başkanlarımız için düzenlenen anma programına hoş geldiniz. Ekrem Orhon benim için de çok özel biri. Çünkü çocukluğumuzda tanıdığımız, tanımaya şahit olduğumuz biri. Kale Mahallesi'nden olduğum için bu mahalleden Sayın Valim, çocukluğumuzda bazen cuma günleri, bazı değişik günlerde gelip işte şu bayrak direğinin dibinde bir masası vardı. Orada oturup hakikaten başında yazdığı gibi oradan Rize'yi temaşa ederek belki de ta 65'li yıllardan, 70'li yıllardan devam eden süreci biz 80'den sonra görebilme, tanık olabilmeye şahit olduk. Kasketiyle, papyonuyla beraber tanıdığımız özel bir şahsiyetti. Yani 1920'li yıllarda İstanbul'da özel okulda okuyup, daha sonra Amerika'da yüksek lisansını inşaat üzerine yapması, yıllarca Karayolları Camiası'nda çalışıp emekli olduktan sonra özel bir sebeple Rize'ye gelip belediye başkanlığı yapması ve Rize'nin o günkü çehresiyle bütün dünyayla, sadece Rize'yi Erzurum'la entegrasyonu değil, bütün dünyayla entegre edebilmek için ta Karadeniz'den, yani Hamburg limanından Karadeniz'e, Karadeniz'den Rize'ye, Rize'den de Kafkaslar üzerinden ve Kaçkarları diyelim aşıp Erzurum'a ulaşıp oradan Orta Asya'ya kadar bir projeksiyonu olan, hayalleri olan bir belediye başkanı olarak gördük onu. Yani sadece şehrin içerisinde, mücavir alanlar içerisinde, hizmetlerin ötesinde böyle bir ufku olan Rize'nin yetiştirdiği ender evlatlardan bir kişiydi Ekrem Orhon. Takriben 975 dönüm, yani Rize'nin bugün sahile baktığımız zaman işte İstanpaşa Portakalı'nın mahallesinden başlayıp ve Rize merkezde bugünkü Sahil Camisi, Çaykur Genel Müdürlüğü, şu Ekrem Orhon Mahallesi dediğimiz mahalleyi alıp şehrin merkezindeki Memiş Ağa Parkı'ndan başlayıp yine bugünkü valilik binasının oradan alıp işte şeye kadar, cami önüne kadar giden bir hatta 975 dönümlük bir arazinin bir nevi iş yeri, yatırım yerleri, konut alanları olmasına vesile olan bir belediye başkanı. Burası olmasaydı Rize 25-30 bin nüfuslu bir kıyı ilçesi olmaktan öte de geçemeyecekti. Yani bugün 50 yıl sonra konuşmak rahat oluyor. Yukarıya doğru açılsaydık, içeri doğru açsaydık. Hadi biz bugün açalım onu. Bugün daha açamıyorsun. Ondan dolayı o gün yapılan çok değerliydi ve bu değeri de Rize aslında bütün belediye başkanlarına ve özellikle de Ekrem Orhon'un şahsında simgeleşmesi anlamında da bu değeri Rizeli ona ve diğer belediye başkanlarımıza dediğim gibi vermiş olmuş. 37 yıl sonra bir belediye başkanının anılıyor olması değil Türkiye'de belki de dünyada da bir örneği yoktur. Bu Rizeli'nin Kadir Şinaslı'yı vefaya verdiği önemi de aynı zamanda göstermektedir. Rize Belediyesi'ni bu tip şahsiyetlerin işgal ettiği yahut da görev yaptığı bir belediyede görev yapıyor olmak o belediyenin kurumsallığını, onurunu bizim nezdimizde de aslında artırmış olur. Ovid Tüneli ile ilgili çok anlatılacak işler var Sayın Valim. Yani Ovid Tüneli işte 2460 yükseklikte bir mesafeden, yükseklikten geçen bir dağ. 1936 yılında düşünün, Türkiye'de hiçbir yerde belki de tünel yokken o Ovid'de bir tünel yapılması gerektiğini. Tabii ki bu mesele ta Abdülmecid'e kadar uzanır. 1850'li yıllarda Abdülmecid dönemlerinde buradan Erzurum Valiliği ile yazışarak işte böyle bir geçitin olması gerektiği konuşuluyor ama 36'da bunu yüksek lisans tezi olarak hazırlıyor ve böyle bir çalışmaya sahip. Ve ideali oluyor yıllar sonra. Vefatı da o yoldaki çalışmalara eşlik ettiği esnada oluyor. Kalp krizi geçiriyor. Şimdi Ovid Tüneli açılmış oldu ama biz istiyoruz ki Ovid Tünelleri yahut da havaalanları Rize'de Ekrem Bey'in de hayalini duyduğu bu tür işletmeler
bizim de ufkumuzu daha ötelere getirsin, ticareti geliştirsin, Rize'nin istihdamına, ticaretine, turizmine, ulaşımına katkıda bulunabilecekse bu tür tünellerin, havaalanlarının açılmasının o şehre ciddi katkıları olmuş olacaktır. Genç yıllarında, 18-19 yaşlarında bir seyahati esnasında bir vatandaşın işte atıyla, katırıyla yük taşırken bir taraftan da kuyruğunu tutarak getirdiğini görünce soruyormuş ona o genç yaşta ki niye kuyruğundan tutuyorsunuz? Diyor ki bu benim her şeyimdir. Bu buradan aşağı yuvarlanırsa ben de peşinden gideyim. Yani çünkü benim de varlık sebebi kalmayacak. O kadar değerli o yoldan ulaşım. İşte o zaman karar veriyor ki biz hakikaten ileriki yıllarda inşaat mühendisi olacağım ve vatandaşlara yol açarak bu tür mühendislik hizmetleriyle hizmet vereceğim diye kendi içinde kararlılıkla bunu ifade eden bir başkan. Bu anlamda ben tekrar hem Ekrem Orhun'un 37. yılı münasebetiyle Ekrem Orhun'u rahmetli anıyor, hem onun nezdinde 1924'ten itibaren yani Hakkı Mataracı'dan başlayan belediye başkanlığı sürecinde rahmetli olanlara Allah rahmet eylesin diyorum. Şu anda hayatta olan başkanlarımıza da sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Ve sizlerin de bu zor süreçli yıllarda, günlerde bu programa dahil olduğunuzdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyorum. Biz görev yaptığımız vilayetlerde her zaman için farklı dönemlerde, farklı zamanlarda çalışmış siyaset ve devlet adamlarının isimlerini hep duyarız. Bunlardan bazıları görev süresiyle sınırlı kalan, çok hayırla yad edilmeyen ya da görev süresi bittikten sonra unutulan şahıslar olurken bazıları da yıllara sirayet eden, görevden ayrıldıktan, vefat ettikten sonra da uzun yıllar anılan istisna şahsiyetler olmuştur. Rize vilayetimiz için de rahmetli belediye başkanı bu ufka, bu vizyona, bu bakış açısına sahip bir isimdi. Nitekim biz bugün vefatından onlarca yıl sonra hala kendisini anıyorsak, o şahsın bakış açısının derinliği, memleketine ve memleketin insanlarına olan katkısı anlamında ne kadar özel ve anlamlı olduğu sonucuna zannederim hepimiz çok rahatlıkla ulaşırız. Değerli belediye başkanımız somut anılarla onun bakış açısını, ufkunu ve vizyonunu bize çok güzel ifade ettiler. Her dönemi kendi şartlarıyla değerlendirmek gerekir değerli dostlarım. 1930'lu yıllarda ülkede karayolunun olmadığı, ulaşımın bu kadar güç olduğu dönemlerde Ovid tünelini hayal edebilmek çok ekstrem bir bakış açısı gerektirir. Zannederim rahmetli belediye başkanı da bu ufuk, bu vizyon ve bu derinliğe, bu entelektüel altyapıya sahip bir insandı ki o dönemin en iyi şartlarında eğitim almışken bu eğitiminin yansımalarını ve bürokrasideki tecrübelerini yıllar sonra gelip iline ve ilinin insanların hizmetine sundu. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا ونسي خلقه أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم يا رب العالمين okunan ayeti kerimelerden haşlan sevabı sevgili peygamberimizin, bütün peygamberlerin, bütün geçmişlerimizin, aziz şehitlerimizin, ahirete irtihal eden gazilerimizin hasreten bugün burada toplanmamıza vesile olan 37. ölüm yıl dönümünde kendisini rahmetle andığımız merhum belediye başkanımız Ekrem Orhun'un ruhuna hediye ediyoruz İsa'yla ile. Ya Rabbel Alemin, ilimizin imarında, inşasında büyük katkıları olan merhum belediye başkanımızı ve bu ilimiz için çabalayan, çaba sarf eden
ahirete irtihal eden bütün belediye başkanlarımızı, büyüklerimizi rahmetle anıyoruz. Makamlarını cennet eyle, derecelerini yüksek eyle. Sevgili peygamberimizin, bütün peygamberlerin, bütün geçmişlerimizin, aziz şehitlerimizin, ahirete irtihal eden gazilerimizin ve hasreten rahmetle andığımız merhum belediye başkanımızın ve ahirete irtihal eden tüm belediye başkanlarımızın ruhlarına hediye olması için, Allah rızası için El Fatiha.